Bu videoda devre yaparken kullanacağımız serimlerden söz edeceğiz. Önceki videolarda devreyi oluşturan bazı bileşenlerden yani elemanlardan bahsetmiştik. Mesela direnç, kondansatör ve indiktör devre bileşenleriydi. Diğer adıyla devre elemanlarıydı. Ayrıca voltaj ve akım kaynağı gibi bazı kaynaklardan söz etmiştik. İşte bunlara böyle devre bileşenleri, elemanları demiştik. Şimdi ise bu parçaları birleştirerek devre yapmaya başlayacağız. Ama öncesinde bahsedeceğimiz bir konu daha var. Bunlar masanın üzerinde duran bir takım devre elemanları. Bunları bir telle birbirine bağlayacağız. Mesela bununla bunu sarı renkle çizdiğim bu ideal teli kullanarak birbirine bağlayabiliriz. İdeal bir telin direnci sıfırdır ve hiçbir noktası kusurlu değildir. Bunu yaptığımızda iki bileşen arasında bir düğüm noktası oluşuyor. Buna düğüm noktası diyoruz. Diğer iki bileşeni de bu düğüm üzerinden birbirine bağlayalım. Dikkat edin, düğüm noktamız hala tek. Düğümün her iki tarafında eşit gerilim var. İşte düğüm bu demek. O halde bir de bu devre üzerindeki düğüm noktalarını belirleyelim. Bu normal görünümlü derli toplu bir devre. Burada dirençle voltaj kaynağı arasında bir düğüm var. Düğümlerden biri bu. Buraya gelelim. Birbirine ideal tellerle bağlanmış dirençler görüyoruz. Öyleyse burada da böyle tek bir düğüm var. Bu da ikinci düğümümüz. Aşağıda yine aynısı geçerli. Burada da aynı şekilde dirençlerle kaynağı birbirine bağlayan ideal teller var. Sarıyla gösteriyorum. İşte bu da üçüncü düğüm. Bu devrede üç düğüm noktası var. Peki düğümleri birbirine bağlayan şey ne? İki düğümü birbirine bağlayan parçaya kol adını veriyoruz. Kol ve devre elemanı aynı anlama geliyor. Hadi bu devredeki kolları yani elemanları sayalım. Birinci düğümle üçüncü düğümü bu voltaj kaynağı birbirine bağlıyor. Dolayısıyla bu ilk kol. Birinci düğümle ikinci düğüm arasında bu direnç var. Bu da ikinci kol. Ve bu direnç ikinci düğümle üçüncü düğümü birbirine bağlıyor. O zaman bu da üçüncü kol oluyor. Üstünden farklı bir akım geçen bu direnç de 2 ve 3 numaralı düğümlerin arasında yer alıyor. Yani bu da dördüncü kolumuz. Bu devrede 1, 2, 3, 4 eleman yani 4 tane kol var. 4 kol. Kol ve düğüm kavramlarını böylece görmüş olduk. Şimdi ekrana biraz kaydırıyorum ki aynısını biraz daha karmaşık görünen bu devrede tekrar yapalım. Süreci adım adım tekrarlıyoruz. Önce düğümleri sayacağız. Burada dirençle kaynak arasında bir düğüm var. Burada da birbirine kusursuz bir telle bağlı üç direnç görüyoruz. Yani bu da ikinci düğümümüz. Burada yine ideal bir telle bağlı üç dirence daha rastlıyoruz. O zaman bu da üçüncü düğüm. Aşağıda iki direncin bileşim noktasına bakıyoruz. Bu da dördüncü düğümümüz oluyor. Son olarak bu dört elemanı birbirine bağlayan düğümü görüyoruz. Tek bir düğüm bu. Buna bazen dağınık düğüm dendiği de oluyor. Dağınık düğüm. Böyle bayağı geniş göründüğüne bakmayın. Tek bir düğüm bu. Evet, bu devrede 5 tane düğüm noktası var. Elemanları sayarsak kaç kol olduğunu da görebiliriz. Bir eleman, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 eleman. İki önemli kelimemiz bunlar, eleman ve düğüm. Şimdi hızlıca aşağı iniyorum ve ekrana bir devre daha getiriyorum. Bunların ikisi aynı devre. Şimdi önce göz kavramından, sonra da çevre kavramından bahsedeceğiz. Devredeki gözleri ızgara üzerindeki delikler gibi düşünebilirsiniz. Bir ızgara çizeyim. Böyle bir ızgara düşünün. Birbirini kesen bir sürü telden oluşuyor. İşte bu teller arasında kalan her bir boşluğa göz deniyor. Devredeki göz de aynı böyle. Mesela bu devredeki gözleri bulalım. Bunlar devrenin kolları. Gözse arada kalan bu boşluklara verilen isim. Bu devrede 1 2 3 tane göz var. Kahve falı bakar gibi oldu ama hayır biz burada ciddi bir iş yani bilim yapıyoruz. Bir devre gözü çizmeye herhangi bir düğümden başlıyoruz. Elemanların üzerinden geçip başladığımız yere geri dönüyoruz. Ama araya kesinlikle başka bir kolun girmemesi gerekiyor. Bunu belirtme ihtiyacı duydum. Bu üç gözü böyle çizdik. Devre gözlerini devredeki açık pencereleri dolduran döngüler gibi düşünebilirsiniz. Evet, bu devrede 3 tane göz var. Tıpkı göz gibi çevrede bir tür döngü. Ama çevrelerin bir kol tarafından kesilmemek gibi bir zorunluluğu yok. Şimdi devredeki çevrelere bir bakalım. Düğümlerden birinden başlayıp şöyle bir tur atıyor ve başladığımız düğüme geri dönüyoruz. İşte bu bir çevre. Diğer çevrelere de bakalım. Hepsini farklı renkte göstereceğim. Şuradan başlarsak bu elemanları kapsayan bir çevreye çizebiliriz. Keskin gözlü olanlarınız diğer çevreyi de hemen fark etmiştir. Bakın şuradan başlayıp tüm devreyi saran döngüde büyükçe bir çevre. Bu devrede toplam Bakın aslında buradaki gözlerde birer çevre. Yani buradaki 3 çevre artı burada gösterdiğim çevre 3 çevre. Bu devrede toplam 6 çevre var. Gördüğünüz gibi devrelerde çok sayıda çevre olabiliyor. O yüzden genelde çevrelerden değil de gözlerden bahsetmeyi tercih ediyoruz. Çünkü öylesi daha değerli toplu, daha anlaşılır oluyor. İşte böyle. Şimdilik bu kadar. Devrelerdeki göz ve çevrelerden ve tabi bileşenlerden yani elemanlardan bahsettik. Ayrıca düğüm ve kol kavramlarını da işledik. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Bundan böyle devrelerden bahsederken bu terimleri kullanacağız.